Atı alan Üsküdar'ı geçmiş derler ya. Aynı öyle yani. Biz atı aldık, besledik, büyüttük, eğittik. Aman şöyle olsun. Komik şeyler de yapılmış ülkede yani. Hani söz olarak, işte müzik olarak, yorumcu olarak mesela dinliyorsun. Çok böyle bet sesli insanlar da varmış yani baktığın zaman. Tamamen ticari olanlar da var yani. O kadar belli ki yani. Replika. Re tamamen kopya yani her şey. Bugünkü konuğumuz sevgili Enis Yüzer. Enis hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. seni gördüm daha iyi. Aynen. Her çok zaman oldu gibi. Her zaman oldu Her, zaman, olduğu gibi her gibi. zaman görüyorsun zaten. Keyifli görünüyorsun. Ee, bomba gibisin. Senin enerjinle ve stüdyonun enerjisiyle. Gerçekten çok güzel oldu. Olmuş demeyeceğim zaten. Tabii. Zaten. Her aşamasına Aşağıda şahit olduğum için. Aşağıda zaten. Evet. Güzel oldu. İnşallah daha da güzel olacak. İnşallah. inşallah. Yaptığın evet. projelerle, Yeni çalışmalarla projeler projeler bitmiyor zaten senin projelerde de geleceğiz şimdi yavaş yavaş. Evet. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda güzel hayat devam ediyor. O zaman o soruyu sana da soruyorum. Gel. Hazır mısın? Hazırım. Seni tanımayanlar ve yeni yeni tanıyacak kişiler için en iyi kimdir? En iyi kim? Nereden başlayayım? <laughs> Aslında bu soruyu sorarken <laughs> biraz da kişinin kendi gözünden. Bakarak evet. bu soruyu yanıtlamasını Yani istiyordum. Biraz ben kendimi nasıl tanımlıyorum Tabii. gibi aslında. Ee, Eniş Yüzer, aslında yine şeye bağlayayım ben bunu müzik e, bağlamında cevaplamış olayım. E, uzun yıllardır müzikle uğraşan, e, müziğe gönül vermiş, aynı zamanda bilişim sektörüyle de alakalı olan birisi. Bilişim sektörü derken biraz açar mısın? Bilişim sektörü derken tabii yani yazılımla uğraşıyorum. Bununla alakalı da çalışıyorum. Müzikle ilgili bir yazılım mı? Yok. Müzikle ilgili değil, Tamamen iş dünyasıyla alakalı. Ya anladım. Hangisi daha ağır basıyor sence? Valla hangisi daha ağır basıyor? Şimdi e, ikisi de tabii severek yaptığım şeyler ama meslekler diyeyim ama e şimdi müzik biraz daha işin içine sanat olduğu için e, sanatta direkt duyguyla bağlı olan bir eylem olduğu için e tabi hani müzik farklı bir şey. Şimdi S sana sana da bunu sorsam evet. senin cevabın da aynı olacaktır. Peki kendini nerede görüyorsun Deniz? Kendimi müzikte mi? Evet müzik. Kendimi nerede görüyorum? Diğer diğer alanda zaten <gülüyor> <gülüyor> çalıştığım yer belli diyorsun oradayım zaten. E, kendimi e, aslında olgunluk olarak hedeflediğim yerde görüyorum ama bunu ne kadar yansıtabildik veya yansıtabiliyoruz dersen işte orası tartışacağımız ve belki şu anda konuşacağımız yere gelmiş oluyor. Evet. Kendime koyduğum hedefler ve yaptığım müzikteki e, faaliyetler olsun, çalışmalar olsun veya kendimi yetiştirdiğim e, noktalar olsun. Aslında bulunduğum yerden memnunum ama e, tabii senin de aynı fikirde olduğunu düşündüğüm gibi bunu yansıtma ve e, anlaşılma noktasında hala e, bir şeydeyiz tırmalama ve bir mücadele içindeyiz bunu maalesef devam ediyor diyorsun E devam ediyor maalesef devam ediyor Yani şöyle oradan bir giriş yapmış olalım istersen ee, müzik şu anda endüstri olarak güzel bir aslında <laughs> ivmeyle gidiyor dünyada. ülkemizde ülkemiz de aslında bunu takip ediyor artık. Güzel de takip ediyor. Yani çok üretim var. Ee, gerçekten güzel işler yapılıyor artık. Dünya standartlarında projeler işte sound olsun yapılan işte görsel işte klipler olsun. Ee, çok geniş bir yelpazede aslında ilerliyoruz Biz de ülke olarak eskiden böyle değildi. Yani 90'larda biraz daha e, kısır bir e, daha kapalı küçük bir e, koridorda ilerliyorduk. Yani şu anda e, bunu bayağı bir genişlettik ülke olarak. Bu anlamda memnunum. Yani ben e, kendim fikrim olarak e, müziğin bu evrilmesinden memnunum. Fakat e, otoriteler ve kabul görme anlamında Hala aynı durumdayız aslında. Yani hiç bir yol kat edebildiğimizi ben düşünmüyorum. Ha diyeceksin ki veya izleyenler diyecek ki e, olur mu canım artık hani sosyal medya var işte YouTube'u varken işte Instagramı var veya işte kendin bir <laughs> proje oluşturduğunda bunu daha kolay insanlara sunabiliyorsun falan. Evet ama bunun yanında hani. Otoriler, otoritelerdeki o şey bakış açısı çok da kırılmadı. Orada bile hala bazı şeyler var. Yani eskiden başka kıstaslar vardı. Şimdi o kıstaslar biraz at ve şekil değiştirdi ama yine var. Şu anda da ne var? Kaç takipçim var? İşte abi bakayım kaç izlenmiş? Yani şu anda da yapılan İşlerin iyi ve kötü olması maalesef bunlarla değerlendiriliyor e zaten bunu başardığın zaman bu da bir başarı Çünkü bu da bir popülerlik demek oluyor yani bunu başardığın zaman zaten sorun yok hani bizim sorunumuz zaten o noktaya gelebilmek yani herkes oturduğu yerden evindeki koltuktan cep telefonuyla çektiği bir videoyla, bunu kanıtlayabilecek diye bir şey maalesef yok. Hani her iyi olan işte öyle kanıtlanmıyor. Yani bence burada bir bakış açısının biraz değişmesi lazım yani. Müzik otoritelerinden bahsediyorum. Onlar açısından konuşuyorum. Ya zaten iyi olsa sayfası çok izlenirdi gibi bir şey değil bu yani. Bu da bir çünkü yol o da bir tercih. Bu biraz müziğin yörüngesi sarsıldı anlamına mı geliyor? Sanki dünya genelinde böyle bir e, yani şu, oluşum varmış gibi sanki yani. Onlar açısından düşündüğün zaman haklı oldukları noktalar var ama tamamen buna bağlı olmamalı diye düşünüyorum. Yani işte hala o no name olayı mesela kırılamaması. Şu anda da onların bu saydığımız noktalara hala bağlı olması kırılma anlamında gibi yani hala şunu öğrenemedik ya hani şu elindeki malzeme güzel mi kötü mü? Yani bunu nasıl der yani nasıl anlarsın bir yemek önüne bir yemek geldi. Bir restorandasın önüne bir yemek geldi sipariş verdi bir yemek geldi. O yemeğin sen lezzetli mi lezzetsiz mi olduğunu tadına bakarak anlarsın. Yani burası çok bilinen bir yer değil buranın yemeği de kötüdür demek ön yargılı olmak demek. Tam olarak bundan bahsediyorum. Ya bu adamın izlenmesi yok, bu adamın işte bilmem e, şu kadar 100 bin 200 bin takipçisi yok demek. E, o adamın güzel işler yapmadığı anlamına gelmiyor. Bu her şeyde böyle. Yani bu verdiğim yemek örneğinde de öyle. Her şeyde böyle yani. E, bunu kıramıyoruz maalesef. E, çok büyük bir pazar var. Rekabet içerikli bir pazar var şimdi. Evet. O yüzden artık gölden dereden çıktık, okyanus oluşmaya başladı artık. Aynen öyle. Tabii ki bu da zor bir dönem kişiler için, müzisyenler için veya sanatla uğraşan kişiler için biraz meşakkatli bir yol anlamına geliyor. Eskisi gibi, Hı -hı. eskiden belki daha kolaydı bazı şeyler ama şöyle gerçekten iyi işle kötü işi ayırmaları lazım. Kötü iş olup sırf takipçisi var diye sırf şu kadar bilmem hangi videosu şu kadar izlenmiş şu kadar tıklanmış diye aa bu iyi biz buna yatırım yapalım biz buna proje yapalım biz bu insanı destekleyelim kafasından bence çıkılmalı. Buradan çıkmadığınız zaman şey ortada sonuç ortada şu an müzik mecralarına girdiğin zaman işte Spotify'dır vesairedir girip baktığın zaman o listelerde Kaç tane dinleyecek şarkı buluyorsun sen kendin olarak? Ya ben mesela canım bazen işte, müzik dinlemek istiyor. Ya diyorum biraz hani bir şeyler dinleyeyim bakayım falan. Yok. Yani onu geçiyorum, öbürünü geçiyorum, öbürünü geçiyorum. Burada kastettiğim şey müzik tarzları olarak ayırmak değil zaten. Her tarzın içinde iyi işler gibi kötü işler de var. Bu yanlış anlasın. Hani ben şey demiyorum burada. İşte rap, müzik hep rap müzik dinleniyor artık Veya işte e, Hep onlar üst sıralarda Listelerde oluyor anlamında değil Orada da iyi işler var ve Listede olmalı zaten Ama baktığın zaman Oradaki o ayrımı zaten Sen müzikten anlayan biri olarak dinlediğin zaman Zaten yapabiliyorsun Objektif yaklaşarak Kendince hmm. e, Objektif yaklaşarak yapıyorsun Zaten tarzı fark etmez yani Şimdi hepimiz her tarz müziği dinliyoruz normal hayatımızda, günlük hayatımızda sen de dinliyorsun, ben de dinliyorum. Birçok kişi de dinliyor yani. İyi işle kötü işi e, burada ayırt etmek o ayrı bir şey. Durum tamamen e, söylediğim noktaya gelmiş durumda. Yani iyi iş mi, kötü iş mi diye bakılmıyor. Başka kıstaslar değerlendiriliyor ve ona göre de bir e, hani eskiden hep diyorduk ya bir pasta var. E şimdi de aynı şekilde bir pasta var ve belli kişiler, belli isimler, belli otoriteler. Yani bir şekilde değişmiyor. İşte bunu kırabilen, buradan girebilen o delikten kendine yer bulabilen, yol bulabilen ilerliyor. Bulamayanlar tırmalıyor, çabalıyor, bazen küsüyor. Yani umarım bunların değişeceği zamanlar da yaşanır ve biz görürüz. Öyle diyorum artık. Çalışkan bir şeyin var zaten bunu biliyoruz. Hem müzikal olarak hem de diğer sektörlerde de yani tuttuğu işi kopar, kopartan bir karaktere sahipsin. Yani seni tanıdığım için evet. bunu söylüyorum. Ve müzik... Bu iltifat. Evet iltifat tamam. Biraz. <gülüyor> <gülüyor> Yorumcusun, enstrümanistsin, şarkı sözü yazıyorsun, beste yapıyorsun. Biraz bu konuya gelmek istiyorum. İlimizden Sence Elimizden geldiğince diyelim. Senin için zor mu? Benim için zor mu? Zor. Zor olan kısmı şu. Şimdi yorumcu olduğun zaman sadece ona odaklanıyorsun. İşte şarkı yazan, beste yapan bir e, insansan sadece ona odaklanıyorsun. Evet. Tam da bundan bahsediyorum. Aynen. Hani... E, ya, odak iş, dağılması senin için güz seni şöyle, besleyen bir şey mi hı. yoksa gerçekten zorlaştıran bir şey mi? Evet. Beni besleyen bir şey ama yoran bir şey tabii. Yani e, beni besleyen bir şey bana çok büyük keyifler veren, keyifler yaşatan e, bunlar alanlar. Ama e, proje anlamında da veya işte genel olarak müzikteki yolculuğum anlamında da e, tabii yoran şeyler. Çünkü e, hepsinden e, bir şekilde e, haberdar olmak, hepsini e, hepsinde kendini geliştirmek, e, geliştirdiğin noktaları yaptığın işe, şarkılara, Yaptığım projelere yansıtmak durumunda ve isteğinde olduğun için de sürekli bir araştırma, kendini geliştirme, izleme, takip etme, dinleme durumu oluşturuyor. Projenin bir döneminde işte solist gibi hissediyorum. Bir döneminde besteci, söz yazarı besteci gibi aklım ve işte o duygularım öyle çalışıyor. E aranjeyi ben yapmışsam orada başka bir uğraş ve döneme geçiyoruz. Ya bunların hepsi bir arada olduğu zaman e tabii ki yoruyor yani. Ama e, tabii bunu ben isteyerek yaptığım için de bundan büyük keyif alıyorum. Hani bu doğru bir şey mi tartışılır ama benim gibi işte e, sen de öylesin bu arada. Yani <laughs> şimdi beni diyorsun ama e, senin de birçok yönün olduğunu, birçok yetenek ve kabiliyetin olduğunu biliyoruz. Geç, geç, geç. <laughs> Sen de kendi şarkılarını yazıp besteleyen, müzisyenlik konusunda gayet kabiliyetli olan, yine aranje yapan, projeler yapan, klip çeken bir insansın. Aynı soruyu ben sana soruyorum. <laughs> aynı soruyu. <laughs> Sorabiliyor muyuz? Tabii ki tabii ki sorabiliriz. Peki sence nasıl? Ben hani bence böyle. Sence nasıl? Ya burada çok spesifik bir şey söyleyemem ama genel anlamda temelden itibaren yapının gelişmesi için bütün dünyada da aynı şey geçerli. Aynı sorunlar geçerli. Aynı stratejiler geçerli. Yalnız şu dönemde artık teknolojinin geliştiği e, ve ilerlediği dönemlerden itibaren yani durum ne tarafa gider bilmiyorum. Hı hı. O konuda biraz soru işaretleri var kafamda. E çünkü artık yapay zeka var hayatımızda. çok Evet mesela güzel bir yere değindi. Bunları da takip etmek de gerekiyor. Nasıl zamanda internet çıktığında buna tepkisiz kalanlar her sektörde geride kaldı ve sonradan yakalamaya çalıştılar. Aynı şeyin yapay zeka içinde olduğunu ben düşünüyorum. Olacağını daha doğrusu. Şu anda henüz herkes işin bilincinde değil ama bunu yaşayarak hepimiz göreceğiz zaten. Yapay zekaya da aynı zamanında internet kavramına olduğu gibi uzak duranlar aslında yaptıkları iş ve o sektörde geride kalacaklar. Ya özden uzaklaşılmaz. <laughs> e şöyle bir şey değil. Yani bu yani var ya işte yapay zeka çıktı artık bize gerek kalmayacak mı diyorlar ya şimdi işte hani bazı meslekten kişiler falan. Öyle bir şey yok tabii ki. Yani sen olana bir şey katacaksın. Olana bir şey katmak demek o teknolojiyi dahil edeceksin ve belki işin Angarya tarafıyla orada insan olarak senin uğraştığın şeyleri bilgisayar yapacak senin yerine. E Sen şimdi buna uzak kaldığın zamanda bir başkası onu yaparak senin önüne geçmiş olacak. E sen geride kalacaksın. Bunun gibi bir şey bu. Eve e, insan her an, her dakika, her şeyi hemen düşünüp bulamıyor. Ama bir bilgisayar içinde o veri zaten hazır olduğu için sen o veriyi çağırdığın zaman tak sana o an, o saniye sunuyor. Şimdi insan olarak biz bunu yapamıyoruz. Ya umarım sanatı da sana hale getirmezler. <laughs> Çünkü çok başka tarafa akıyor her şey. Evet. Ee, o yüzden dediğim gibi çok soru işaretleri var kafamızda. Yani eskiden bu kadar soru işaretleri, bu kadar kaygılarımız yoktu. Sen de biliyorsun. Hı hı. Ve şimdi e, kaygı çoğaldı, pazar çok çoğaldı. Herkes bir yarış içerisinde. O yüzden umarım e, bazı şeylerin kıymeti bilinsin. Bil, yani doğru söylüyorsun. Bir de e, doğru kullanılırsa bence her imkan Tabii. güzel şeylere sebep olur. Yani teknoloji ise bu. Teknoloji doğru kullanıldığında kötü bir sonuç veya işte e, eskiyi aratacak bir durum olacağını çok düşünmüyorum. İşte kolaylık doğrulukta başlasın. Zaten bir evet. amacımız bu. Kişiye göre şarkı yazma diye bir şey var. <laughs> Bunu sana da sormak istiyorum. Aynı zamanda bir söz yazarı olarak. Evet. Şöyle kişiye göre şarkı yazma var. Yani müzik bir duygu işi diyoruz hep. Evet duygu işi ama bunu sürekli yaptığın zaman, her şeyde böyle sadece müzik değil bu arada, sanatla alakalı her şey duyguyla ve işte Allah vergisi yeteneklere, senin de e, kendini geliştirme ve eğitimlerin de kendini ilerletmeni eklettiğin zaman, orada bir şeyler oluşmaya başlıyor. E, bu tabi duygu yoğunluğuyla olan bir şey ama bunun matematiği var mı? Aslında söylediğin şey bir matematik gibi matematiği var mı diyorsun aslında matematiği kesinlikle var. Şarkı yapmanın da var, kişiye göre şarkı yapmanın da var. Şarkı yaparken kendi içindeki yapısında da matematik var. Ama bunu tabii kullanmak için artık belli bir yolu kat etmek ve çok haşır neşir olmak tan geçiyor bu da. Kendini nerede görmek istersin? Kendimi nerede görmek isterim? İçimde olanları içimden geldiği gibi yapıp bunu da doğru yansıtabildiğim ve karşılığını alabildiğim. Bu ille maddi anlamda bir karşılık olmak zorunda değil. Layık olduğu değeri alabildiğim yerde görmek isterim. Her şeyde. Sadece müzik olarak söylemiyorum. Peki. Bu bir sevgiyse, sevgi ise, sevgi göstermek ise o da buna dahil. Bu müzikse müzik. İşte başka diğer işlerse her şey için söylüyorum bunu. Yani sanattan uzaklaşıyor muyuz? <laughs> yoksa daha ticari işler mi olmaya başladı? Ee, sanatsal şöyle, işler daha mı zayıf yoksa daha mı çok? Senin değerlendirmeni çok merak ediyorum. Bu konuda. Şöyle cevap vereyim. Sanatsal yapılan işler çok. Şu anda da çok. Ee, ama ticaret işin ticari bakış açısı da Yine aynı çoklukta. Yani bu e, eskiden de böyleydi. E, eskiden biraz daha hani bir şeyleri yayınlamak daha zordu ya. İşte belli başlı yerler vardı. Belli başlı şirketler vardı. Un kapanı dediğimiz bir yer vardı. Bütün müziğin kalbinin, bütün e, sektörün kapısının olduğu yer. Yani ticari olduğu için sanatsal şeyler daha azdı o zamanlar. İşte biz <laughs> şu anda mesela dinlediğimiz zaman ya ne güzel işler varmış diyoruz ama aslında olmadığı için başka seçeneklerimiz çok olmadığı dinlemek için veya işte bize sunulan seçenek çok olmadığı için onların arasından güzel olan müzikleri, projeleri, şarkıları beğeniyoruz. Hatta şu anda bazı seviyoruz diye bilinçaltımızda kalan şarkıları dinlediğimizde 90'lardan özellikle Bazen komik geliyor mesela. Yani ya diyoruz bunu nasıl beğenmişiz diyoruz mesela. Ama orada işte tabii bizi çeken şey o du işin duygusu ve hatırlattığı şeyler olduğu için o bizim anılarımızda. Ama teknik olarak değerlendirdiğimiz zaman aslında çok komik şeyler de yapılmış ülkede yani. Hani söz olarak, işte müzik olarak, yorumcu olarak mesela dinliyorsun. Çok böyle bet sesli insanlar da varmış yani baktığın zaman. E şu an aslında kalite olarak daha çok iyi anlamda daha çok üretimler var. Kalitesiz işler de var. Ya bunun sebebi şu aslında. İnsanlar artık yaptıkları şey iyi veya kötü, kaliteli veya kalitesiz daha kolay yayınlayabiliyorlar. Yani o release etme projeyi yayınlama, insanlara duyurma kısmı ya işte şu telefonu alıyoruz elimize ama no name ama yeni çıkmış ama yıllardır e, sektörde olan herhangi bir birini sırayla dinleyebiliyoruz. Yani çeşitlilik çok olduğu için işin içinde ticari boyutu da var bunların. Sanatsal olanları da var. Ben çok görüyorum yani. Sen de rastlıyorsundur. Yani adamın yaptığı işi hiçbir kaygı duymadan yaptığı o kadar belli ki. Yani o cover fotoğrafından e, şarkının aranjör yapısından kullanılan enstrümanlardan işte sözlerin şeyinden yani tamamen kendi istediğini yapmış mesela öyle işler de var. Bu yani güzeller de var bunun içinde. Tabii saçma olan işler de var. Yani ticari boyut bu arada bir şeyin ticari olması da kötü iş olduğu anlamına da gelmiyor. Yani güzel bir işi ticari bir kalıba da sokabilirsin. İşte burada matematik devreye giriyor biraz. Bunlar da var yani. Her ticari yapılan iş kötü anlamında da anlaşılmasın bence. Öyle de değerlendirilmemeli. Yani bugün hepimiz bunu yapabiliriz. Yani güzel bir işi biraz daha ticari dursun diye işte sosunu koyabilirsin. Bir yemeği süslendirmek gibi de olabilir bu. Zaten güzel bir şeyden bahsediyorum. Hani ortada hiçbir şey olmaz. Sırf ticari işte bir akım var diye, bir furya var diye ya hadi biz de şöyle yapalım, paldır küldür bir şey yaparsın ki görüyoruz öyle yapılan şeyleri de. Bundan bahsetmiyorum. Zaten güzel olan bir şeyi biraz daha gündeme adapte etmekten bahsediyorum. Bu da hani ticari demek anlamına geliyorsa bu güzel tarafı. Buna karşı da değilim hiçbir zaman. Bu zaten bence olması gereken de bir şey. Ya Aslında burada güncel kalmak da diyebiliriz buna. Güncel dediğimiz şey nedir zaten? rağbet gören şeydir. E sen rabet gören bir şeyi takip etmen e, kötü bir şey değil. Zaten elindeki e, şey, malzeme, ürün güzelse bunu e, gündeme uygun hale getirmek bence bu işi akıllıca yaptığını gösterir. Yani bu sektörde var olmak istiyorsan bunu yapmak zorundasın zaten ki e, yapanlar e, Sezen Aksu gibi, özellikle Sezen Aksu bunlar bunların başındadır bence. Her çağı güzel takip eden, yazdığı şeyleri, yaptığı şarkıları buna düzgün entegre edebilen bir sanatçı. Bence bu başka yani, bunu da ayıralım. Tamamen ticari olanlar da var yani. O kadar belli ki yani replika, re tamamen kopya yani her şey, yorum kopya. Ortada yani şarkı olsun diye bir şey çıksın diye yapılmış, olduğu işte sözlerin öyle yazıldığı, müziğin öyle yapıldığı, aranjenin altyapının tamamen başka bir şarkıdan alıntı, tamamen onun gibi olsun diye yapıldığı, öyle sunulduğu işler de var. Bunları sevmiyorum. Evet, yapılan işlerden yine sana geliyorum. Çok yakın zamanda da güzel bir şarkın evet. çıkacak. Onu da sabırsızlıkla bekliyoruz. Hatta ben de. <laughs> güzel bir klip şey oldu, güzel bir şarkı evet, oldu. Evet, sen, senin de orada e, bence çok bana production olarak emeğin ve, ve desteğin de, var. Keyifli bir iş oldu bence e, yakında da. İnşallah, İnşallah. bakalım. Beğenirler. <laughs> İnşallah, zaten amacımız o. En azından güzel, uslüplü, bana göre e, çok e, enerji dolu bir şarkı. Yani güzel bir şarkı olduğunu düşünüyorum zaten bilenler işte sen de biliyorsun şarkıyı yakın çevremiz şu anda ilk dinleyenler çok güzel tepkiler veriyor. Bakalım. İnşallah güzel olacak diye inşallah, ümit inşallah. ediyoruz. Bunun devamını sürekli hep aynı şeyi söylüyoruz ama hani devamı gelecek, devamı gelecek diye sen de biliyorsun. Yani bunu biraz daha artık bir şeye soktuk plan program içerisine. Daha seri çünkü zaman akıp gidiyor yapmak istediğimiz çok şeyler var. Arzu ettiğimiz çalışmalar var. Yazdığımız şarkılar çok. Elimizde güzel şarkılar var. Hala yazmaya devam ettiğimiz, hala üstüne çalıştığımız, tamamladığımız, yarım olan bir sürü şarkı var. Yani daha dinletmek istediğimiz, sunmak istediğimiz çok işler var. O yüzden biraz daha hızlı olmak lazım diye düşünüyorum. Bir de mesela kendimde keşfettiğim son zamanlarda şöyle bir şey. Simple is the best diye bir kalıp vardır ya gerçekten basit düşün ya. Basit düşünmek. Bu hatayı hepimiz yaptık. Yani geçmiş yıllarda. Şunu yapacağım ama şöyle olmalı. Bu böyle olmalı. Aman işte şu şunun için şu lazım. Bunun için hiç böyle şeylerde boğulmaya gerek yok bence bu düşüncelerde. Çok felsefik olmayalım diyorsun. Evet yani çok böyle işte o lazım bu lazım değil. Hayır yani bazen basit olan şeyler daha güzel oluyor. Bu düşünce olarak da böyle, ürün olarak da böyle. Yani bazen her şeyi böyle o detaylarla boğmamak, donatmamak gerekiyor. Bu hatayı hepimiz yaptık ve bu bizi e, şuna itti yani yapmak istediğimiz şeyleri çok beklettik. E, araya çok zamanlar koyduk. Sebebi de aslında. Yine yaptığımız işe duyduğumuz saygıdan dolayıydı. Başka bir şey değildi yani. Biz yaparsak böylesi olmalı, böylesini yapmalıyız. Bunu herkes yapıyor. Biz şöyle yapalım, biraz daha bekleyelim, biraz daha çalışalım. Bunu ekleyelim veya bunu bu hale getirelim. Durumları bizi aslında çok yordu. Ve bir baktık ki, hani ataalan alan Üsküdar'ı geçmiş derler ya, Aynı öyle yani. Evet. E, atı o gün gören almış ve geçmiş Üsküdar'a. Biz atı aldık, besledik, büyüttük, eğittik. Aman şöyle olsun, böyle olsun ya. Bizim durum biraz buna e, döndü diye düşünüyorum. O yüzden e, kendimde yaptığım ve yapmaya çalıştığım e, şu anda en büyük e, çalışma bu. Önce kafamda bir şey düşünüyorum bunu en basit ve en güzel haliyle nasıl düşünebilirim, nasıl planlayabilirim, nasıl hayata geçirebilirim. Buna bakıyorum ve oluşan resim, ürün güzelse gerçekten objektif baktığımda benim için bitmiştir. Yani artık o kadar şey düşünmüyorum. Dallandırıp budaklandırmıyorum. Gerçekten hayat o kadar uzun değil. Yani kimse de seni o kadar bekleyemez. Bir şey yapıyorsan yap ve sun, yap ve sun yani. Bunu ertelemekle bence hani bir şeyleri elde edemeyiz. İnsanın her döneminde her olanak aynı devam etmiyor. Belki bugün sahip olduğumuz olanaklara yarın sahip olamayacağız. Belki sağlığımız yerinde olmayacak. Belki bunları yapabilecek motivasyonumuz olmayacak yarın. Bilemiyoruz. E bunları yapabiliyorken de yapmak istediğimiz şeyin o şeye giden yolları virajlı, engebeli hale kendi kendimize getirmek yerine en kestirme yoldan gidip e, orada sonuca ulaşmamız lazım. Bu noktada da hemen işi şuraya bağlamak istiyorum. E, formatımız gereği biliyorsun. Evet. Senin mesajın nedir? Şöyle toplarsak. Benim mesajım. Özetlersek buradan vermek istediğim yani, bir mesaj. Mesajım şu, müzikle uğraşan, bu yolda bir şeyler yapmak isteyen genç kardeşlerimiz için diyeyim, özellikle onlar için bir e, nasihat, bir e, öneri olsun. Se, yani bu istedikleri şeye inansınlar ve içini doldursunlar ve çok fazla oyalanmasınlar. Yani bir kere şu var, hiçbir zaman o sihirli değnek kimsenin omzuna gelip değmiyor, dokunmuyor. Yani öyle birisi yok. Çözüm kendi içinde. Sen kafanda bir şeyleri bitirdiğin zaman, kararını verdiğin zaman, kendine güvenip kendini o anlamda doldurduğun, yetiştirdiğin zaman, bunu da hayata kendi imkanlarınca hiç beklemeden, yani yarın değil, bugün, bugün, şu anda yani. Çünkü hayat dediğimiz şey şu an. 5 dakika sonramız belli değil yani. Bunu hiç ertelemeden yapa yapa, göre göre ilerlesinler. Bekleterek, erteleyerek değil. Ve kendilerini yetiştirsinler yani. Şu an her şeye ulaşmak çok kolay. İnternet dediğimiz dünyada öğrenemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Yani dolayısıyla bir şeyin bahanesi kalmadı artık ya. Yani bir şey yeteneğin varsa, kendine güveniyorsan Eksiklerini görüp, artılarını avantaja çevirip, bir taraftan da eksiklerini tamamlamaya devam ederek, basit düşünerek, az önce söylediğim gibi ve direkt sahaya inerek, tribünden değil yani, direkt sahaya inip göre göre, aşama aşama bunu hayata geçirirlerse bence olmayacak hiçbir şey yok. Onun dışında ilk ee, söylediğimiz, konuştuğumuz noktaya gelirsek de, Müzik müziğin şu anda bulunduğu durum endüstri olarak, üretim olarak çok güzel. Ama otoritelerin bakış açıları yine aynı. O yüzden bunu kırmak artık bize kalıyor. Veya işte bu işi yapmak isteyen arkadaşlara, kardeşlerimize bir sesleniş, bir tavsiye anlamında konuşuyorsak da onlara söyleyeceğim şey olsun. Yine onları kendileri kıracaklar yani. Maalesef bu değişmiyor, değişmeyecek de. Hep bir şekilcilik, belli bir ezbercilik olacak. Maalesef olacak. Bu şey kırana kadar bir kapı var işte. O kapıyı kırana kadar kilidini maalesef adı değişecek, şekli değişecek, mecrası değişecek. Eskiden vardı biliyorsunuz. Şimdi hani isim vermeyelim ama bazı mecralar vardı. Oraya girmek için çabalıyordu herkes. Orada da belli başlı işte kendilerince bir filtreleme eleme kriterleri vardı. Onları da hiçbir zaman bilemedik ne olduğunu. Herkesin var olmadığı, herkesin yayınlanmadığı, herkesin işinin sunulmadığı yerler vardı. Yine var. Hep olacak. Ama bu kendine inanan hiç kimseyi küstürmemeli. Bunu söyleyebilirim. Yani bu bağlaçta inandıkları şeyi hayatı da geciktirmeden. Aynen öyle. Yani kendilerine inanıyorlarsa kendilerini bu anlamda geliştirmeye devam etsinler. Söylediğim gibi artıların avantajını eksilerin e, tamamlanması ile birlikte birleştirip direkt sahaya insinler. Kendilerini denesinler ufak 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 ufak. Beklemesinler. Bekleyecek bir şey yok çünkü. Dediğim gibi hiçbir zaman o sihirli değnek gelmeyecek. Binde bir o. Peki. Güzel mesajlar verdin Enis'ciğim. Umarım mesajın e, gerekli yerlere ulaşır. Ama bir nebze de olsa ders almak isteyen, kısadan ise dersini çıkarsın. <laughs> Önemli olan inanarak bir şey yapmak. Dürüst olmak, sevgiyle ilerlemek. Bütün amaç bu zaten. Evet. Sevgiyle yapılmış işlerden bir tanesini senden dinleyeceğiz. Bir türkü, bir şarkı. Evet. Her şeyden önce ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Hadi. Geldin, renk kattın programı. Ben hep buradayım zaten. Hep buradasın. <laughs> ee, senin de olman ya, gerekiyor bir türlü zaten. programlarımızı denkleştiremedik çekim anlamda. Ama onun dışında <laughs> nasıl <laughs> hep denkleştiriyoruz değil mi? <laughs> olsun geç olsun temiz olsun. O güzel sesinden bize hangi şarkıyı hangi türküyü söylemek istersin? Allah mausaliyamanını yapabiliriz. Evet, yine güzel bir türkü. Evet. Hikayesi olan evet. Yaşan, yaşanmış bir türkü. O zaman e, Mausaliman da sevgili eniz üzerden dinliyoruz. Hadi bakalım. Mausalimanı limandır liman aman aman Mausalimanı limandır liman Aman aman beni öldüren de yoktur din iman Beni öldüren de yoktur din iman Uyan alim uyan uyan uyanmaz oldun Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun Uyan Alim, uyan uyan, uyanmaz oldun Bıçak yarasına dayanmaz oldum İskeleden çıktım Yan basa basa aman aman İskeleden çıktım Yan basa basa aman aman Mausa'ya vardım Kan kusa kusa Mausa'ya vardım Kan kusa kusa Uyan alim, uyan uyan, uyanmaz oldun. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun. Uyan alim, uyan uyan uyanmaz oldun Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun Elçi bazda sağlık. Çok güzel yorumladın. Çok, Çok güzel sıra. bir türküydü zaten. Evet. Ne iyi ettin, geldin. Tekrar yüreğine her sağlık. Her şey için ben de teşekkür ederim. İkramlar için. Ne demek, ne demek. Güler yüzün için. Kardeşim her zaman <laughs> bu, bu güzel o. ortam için. <laughs> Umarım bu güzel ortamda bütün negatif şeylere yansır ki hep pozitif olsun. Bütün ümidimiz o. Güzelikler evet, inşallah. Yani. Var mı söylemek istediğin son bir şey? Teşekkür ediyorum. Senden de güzel projeler bekliyoruz zaten yakın zamanda yavaş yavaş onlar da sırayla geliyor. Daha güzel projelerde her zaman birlikte olmak dileğiyle diyorum. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın. Sen de öylesin. Her arkadaş. şeyden önce iyi ki arkadaşız. Umarım daim olsun yani her kaç şey. kaç sene oldu bu arada? Bir 20 sene geçmiş. 20 seneye geçmiştir evet. Bir 20 sene daha inşallah nice yüz sene, sene inşallah. Vallahi. Evet. Bugünkü konuğumuz sevgiliniz yüzerdi. Bir dahaki programda tekrar görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın, kalın. Dostça kalın.